Taş, kağıt, makas oyununda bitmiş halini ben size bir göstereyim önce. Oyuncu. Bakın şöyle bir ekran var. Bu oyuncu kim? Sizsiniz. Buradan seçim yapıyorsunuz. Taş mı? Taş böyle bir biraz daha böyle yumruk gibi görünüyor. Kağıt mı? Kağıt hani daha düz parmaklar. Bu da makas. Bilgisayar da siz bunun karşılığında rastgele bir şey üretiyor. Resim üretiyor. Eğer diyelim ki siz taşı seçtiniz. Taşın karşısında arkadaşlar kağıt geldi. O zaman bilgisayar kazanır. Çünkü kağıt taşı Taşı sarar. söylüyor. Değil mi? Ama eğer taşın karşısında karşına taşa taş geldiyse o zaman berabere. Beraber. Taşın karşısında makas geldiyse taş makası Makas kırar. O kırıyor. yüzden oyuncu kazanır. Yani siz kazanırsınız. Anladınız mı? Mantık Evet. bundan ibaret. Blocks kısmına baktığımızda yine burada aslında çok görünüyor, uzun görünüyor ama değil. Çünkü bir tanesini burada kopyalıyorsunuz. Copy paste yaparak çoğaltıyorsunuz. Nekle Üç tane değiştirir. şey tanımlamış. Ben size bunun ekranını göstermek istiyorum. Kendi telefonumdan bir zoom'a gireyim. Bunu açıyorum. Şöyle Aa, geldi. arkadaşlar bakın salladığımda yeni oyun başlıyor. Tabii buradan ben O daha düğmelerden bir tanesi. gelmedi. Ne geldi? Kağıt taş. 1-0 bilgisayar kazandı. Neden Çünkü bilgisayar kazandı? Çünkü kağıt taşı sarar. taş makası kırar. O zaman kim Biz kazandı? Ben kazandım. Oyuncu kazandı. Peki kağıdı seçtim. Kağıda kağıt beraber. berabere, O bitti. berabere. Soru yine bir olmaya devam edecek. Sonra Hocam makası kaç seçtim. yapan Makasa karşı kazanacak? taş geldi. Bilgisayar kazandı. Taş çünkü ne yapar? Bilgisayar Makası kırar. 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 Bilgisayar kazandı. Taş Evet. seçtim. Taşa karşılık kağıt geldi. Kağıt Bilgisayar kazanmış kazandı. bilgisayar. Neden? Kağıt taşı sarar. 3-1 oldu. Bu şekilde oyun anladınız mı? Evet Salladığında hocam. Hocam. ne olacak? Yeni Hocam oyun peki gelecek. bu kadar mı gidiyor bu oyun? Hocam Yeniden var başlıyor bilgisayar oyun kazanınca da ama oluyor. ben aradaki süreyi 5 saniye koydum ki hemen görmüyorsunuz. Hocam 0-0. bir şey Evet. sorabilir miyim? Sor. Geldi. Project. Start Geldi. new project. Evde Yeni şu an proje tost başlatıyorum. yaptı. Bütün. Hocam biri şu an bir de bizim evde tost yaptı. Taş, kağıt, makas. 6 diyelim. Okey diyelim. Benim ekranım niye böyle tozlanmış? Evet. Ben hocam. Açıyorum arkadaşlar uygulamayı. Daha sonra yapacağım şey kullanacağım bileşenlerden önce şurada ben medyaları Media Upload File bölümünden tek tek burada yükleyeceğim şimdi. Upload Ben file. masa üstüne size yollamıştım zaten bunları. Şurada şey yapalım. Taş, kağıt, Hocam, makas alalım. bize Şurada attığınız dosyaları şimdi uygulamaya aktaracağız, evet. değil mi? Hepsini. Uygulamaya aktarıyoruz. Berabere sesini aktaralım. Ondan sonra tek tek aktarılıyor maalesef kağıt resmini. Tasarımda kullandığımız bileşenler olacak. Ondan Kaybettim. sonra 3 tane taş, kağıt, makas düğmesi olacak aşağıda. 2 tane oyuncu ve bilgisayar seçimini gösteren resimler olacak. İsim ve skorları göstereceğimiz 4 tane etiket. Yeni oyun. Bak bunu yapacağız şimdi. Birinci adım. Önce screen'imizi, ekranımızı arkadaşlar, screen elemanın screen orientation yani yönlendirme, ekran yönlendirmesini landscape yapacağız. Yani Aa. portre dikey olur ya. Landscape yatay manzara demek landscape. Yatay olarak kullanıyoruz arkadaşlar. Hocam bir de tablet sağ. Özelliğine burada başlığında yazmasını istediğimiz screen 1 yerine burada ne yazmasını istiyorum ben? Title'a geliyorum. Screen 1 yazmasın. Taş, kağıt, makas oyunu yaz. Taş, kağıt, makas oyunu yazsın. Tamam mı? Bakın şurada ne yazdı? Taş, kağıt, makas oyunu yazdı. Şimdi bir de şey yazabiliriz. Yeni oyun için telefonu salla yazalım. İnşallah sığdırabiliriz. Yeni oyun için telefonu salla yazdık. Ünlem koyduk bu şekilde. Böyle de bir mesaj. Yeni oyun için telefonu salla dedik. Yeni oyuna başlamak için ne yapıyormuşuz? Bunu yapıyormuşuz. Daha sonra uygulama ara verimini geliştireceğiz. Bir tane horizontal arrangement içerisine horizontal yatay arrangement bunları biz horizontal arrangement layout'tan alıyoruz ve
şuraya yerleştiriyoruz. Bu horizontal arrangement'ın genişliğini, width değerini fill parent yapacağız. Ondan sonra height değerini, yükseklik değerini 20% yapacağız arkadaşlar. Böylece %20'lik kısım yukarıda kalacak. Altta kalan kısım da sahnenin %80'lik kısmı. %%, yüzde demek, tamam mı? Buraya bu horizontal arrangement'ın birinin içerisine label'lar yerleştiriyoruz şimdi. Oyuncu bir tanesinde label 1'i user interface bölümünden bir tane label alalım. Label'ı yerleştirdik. Bu label'ın arkadaşlar tekstinde oyuncu yazmasını istiyorum. Oyuncu. Ondan sonra font bold değerini true yapıyorsunuz. Yani kalın yapıyorsunuz. Sonra font size'ını da yazı boyutunu da 24 punto yapıyorsunuz. Ondan sonra arkadaşlar işte oyuncu 0, bilgisayar 0 diye başlıyorduk ya olaya. O yüzden bir tane daha buraya bir label yerleştiriyoruz. İkinci bir label'ı yerleştiriyoruz. Bu label'ı da LBL oyuncu score diyelim. Yani burada neyin, bu label'da neyi tutacağız? Oyuncu score'unu. Bizim yani skor... oyuncu olan kim oluyor? Ben oluyorum. Bilgisayar olmuyor. Bilgisayara karşı oynuyorum ben zaten. Oyuncu ben oluyorum. Label oyuncunun skorunu tutuyorum bunun içerisinde. Ve bunun tekstinin içerisinde 0 yazacağım. İlk başta 0 olarak başladığım için 0. Font bold değerine yine kalın olması için, belirgin olması için yazının true değerini veriyorum. Font size'ına 18 değerini vereceğim arkadaşlar burada. Text color'ına da text color'ını da red, kırmızı yapacağım. Ondan sonra ne yapacağım? Şimdi label, bir tane daha label yerleştiriyorum. Hocam sıfır yazıyor ya. Evet. Onun birazcık daha büyük durması gerekmez mi? Şimdi böyle yapın arkadaşlar. Büyütebilirsiniz. Sorun değil. Ondan sonra bu text label 5'in de text label 2'nin pardon. Kaç tane label koyduk? 1, 2, 3 tane label mı yerleştirmişiz? Evet. Bu label'ın arkadaşlar label 2 yazıyor. Bakın buraya şöyle text kısmına şöyle iki nokta üst üste koyacağım. Arada beliren bir kısım. Ondan sonra bir tane daha label yerleştiriyorum. Label bu label'da da yine arkadaşlar bunun adı label oyuncu skor değil de bilgisayar skor olacak. Evet. LBL bilgisayar skor. Tamam mı? Bilgisayarın skoru yazacak burada. Yine aynı şekilde bilgisayarın skoru ilk önce 0 olarak karşımıza gelecek. Ondan yine aynı değerleri veriyoruz. Font bold true oluyor. Font size'ına 18 değerini vermişiz. Burada 18 değerini verdik ve bilgisayar skorunda yine rengi arkadaşlar buradan kırmızı olacak. Tamam mı? Sonra bir tane daha buraya label yerleştiriyoruz. Tekrar bir label daha. Ve bu label'ın da son label'ın da içerisinde arkadaşlar sadece bir yazı olarak yer alacak bu. Bilgisayar yazmasını sağlıyoruz. Aynı oyuncuda olduğu gibi bilgisayar yazmasını ve font bold değerinin true font size değerine kaç vermiştik? 24. 20, evet 24 hocam. 24 değerini verdik. Ve font bu şekilde hallettik arkadaşlar üst kısmı. Bunları tabii biz horizontal arrangement'ın arkadaşlar ne yapmamız lazım? Hepsinin burada ortada görünmesi için align horizontal'ın yatayda hizalamayı center'a, dikeyde hizalamayı align vertical'ı da center'a ayarlarsak böyle bir görüntü elde etmiş oluruz. Tamam mı? Ortaladık. Ortaladık yani ekranda. Sonra bir tane daha label koyacağız ve burada bu label içerisinde de image'leri yerleştireceğiz. Yani aşağıda en altta düğme seçtiğimizde burada oyuncunun değişen resmi, bilgisayarın rastgele değişen resmi tutulacak. O yüzden biz ne yapıyoruz? Layout bölümünde burada horizontal arrangement 2'yi yerleştiriyoruz. 1'i yerleştirdik, buraya bunları koyduk içine. Şimdi bu düzenleme elemanının içerisine de label image'leri koyacağız, resimleri yerleştireceğiz. Bunun yine width'i yani genişliği fill parent, ekran genişliği kadar. Ve height'ı da fill parent olacak. Height değeri de fill parent. Tamamen ekranın kaplayacak şekilde fill parent yapıyoruz.
Sonra buraya image 1 ve image 2'yi yerleştireceğiz içine. Image'i nereden alıyoruz? User interface. Bakın image 1, birinci image ve bunun yanına da arkadaşlar tabii bu image'imizin de yine biz ne yapalım? Image 1'imizin bitini fill parent yapıyoruz. Hocam şey oyuncu kısmına image 1, taş 1, taş 2, taş 1, kağıt 1, makas 1'i koyacağız. Bilgisayara da taş 2, kağıt 2, makas 2'yi koyacağız. Evet. Şimdi buraya ne yaptım arkadaşlar? Image 1'in width'ini ve height değerlerini ikisinde fill parent yaptım. Diğerini de bunun yanına yerleştireceğim. Bakalım nasıl yapabileceğim bunu. Şeyini, genişliğini fill parent yapmayalım da 50% yapalım. Yarısında dursun. Ondan sonra diğer image'i yerleştirelim tabii. Bu image'in de yine width'i 50% olsun. %50 %50 ayırıyoruz ya. Sonra da bunun tabii ki bitini böyle yaptık. Height değerinde fill parent yapalım. Bu şekilde olsun. İki tane image yerleştirdik. Bilmiyorum oldu mu olmadı mı? Hocam eşit olmadılar. Hocam eşit olmadı. Bir tanesi büyük bir tanesi küçük. Hocam bence o zaman image 2'yi tekrar fill parent. Image 1'i fill parent. Image 2'yi de tekrar koyduktan sonra fill parent yapalım. Böyle ikisi dursun yan yana. Oldu. Yani önce biraz böyle küçülttük sonra ikisine öyle bir değerler verelim. Bir trik yaptık. Image 1, image 2. Evet, horizontal arrangement 3'ü yerleştiriyorum şimdi ben buraya en alta. Layout bölümünden. Horizontal arrangement en son bakın aşağıda mavi bir çizgi çıktığında yapacağım bunu. Altına yerleştirdim. Horizontal arrangement 3'ü yerleştirdim. Bu horizontal arrangement'ın yine width değeri, genişlik değeri fill parent olacak arkadaşlar. Height değeri 20% olacak. Height değeri. Peki o zaman ortadaki image'lere yüzde kaç kalıyor? %20. %20 buraya. %40 geriye. %60'lık bir alan kaldı image'ler için. Buraya da 3 tane buton yerleştireceğim. Bu horizontal arrangement'ın içerisine 3 tane buton. Birinci buton. İkinci buton. Üçüncü buton. 3 tane de yerleştirdim. BTN yerleştirdim. Bu BTN taş. Taş. BTN taş. Ay vallahi zaman daralmış ya. BTN taş. 10-20 dakika. Ama yaparız. Benden sonra dersiniz var mı? Yok hocam. Ben anlatırım kafama göre. Giderseniz bile en azından videoya koymuş olurum. BTN makas. Tamam mı? Okey diyorum. Bunları yerleştirdim. BTN taşın içerisine bunun text BTN taşın arkadaşlar tekstine yazan şeyi kaldırıyorum. Tekstinde ben hiçbir şey yazmasını istemiyorum çünkü bunun tekstini kaldırdım. Bu butonun ve width değerini 40 piksel yaptım. Okey diyorum. 40 piksel yaptım. Height değerini, yükseklik değerini 60 piksel yaptım. Image'ine de bence bunu böyle yanlış yaptık ya. 60 piksel değil de bunu 40 piksel yapalım. Genişliğini 60 piksel yapalım. Böyle daha güzel durur değil mi? Evet hocam. Evet, hocam. Hafif bir basıklık çok güzel olur. Aynen. Bir de horizontal arrangement'ın bunu yatayda ve dikeyde de ortalayarak ortada durmasını sağlayalım. Taş resmini yerleştireceğiz image'ine. Buradan taş bir PNG'yi seçip okey diyorum. Bu taş. Oldu. Taş bir. Diğerini de aynı şekilde yapacağım. Yine height değerini 40 piksel. Width değerini daha fazla bir tık daha fazla. 60. Böylece daha yatay bir şey olarak durur. Sonra da kağıt bir PNG. Kağıt biri yerleştireceğim. Picture'ın image'ine. Kağıt. Üstü kağıt hocam. Evet kağıt bir PNG yerleştirdim. Üçüncü butonun üzerine içindeki yazıyı siliyorum. Height değerine 40 piksel. Width değerine 60 piksel giriyorum. Ve image özelliğine de ne yerleştireceğim? Makas 1 PNG'yi yerleştirdim. Ekran tasarımı tamam mı? Evet. Yok. Daha 3 tane de görünmeyen bileşen ekleyeceğim. Bu görünmeyen bileşenlerimden bir tanesi clock bileşeni. Clock bileşeni saat ilk önce arkadaşlar burada clock